Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size TP-Link BC220 model router'ın kurulumunu göstereceğim. Bu mod bireysel kurulum modu. Modemi IP yani Wi-Fi'dan internetinize dağıtmak için kuracağımız mod. Bu modda müşteriye takılan antenle gelen kabloyu modemin 4. portuna takarak işlem yapacağız. İlk önce tarayıcımızı açtıktan sonra siliyoruz adres barını 192.168.1.1 IP adresimizi giriyoruz ve enter diyoruz. Karşımıza TP-Link arayüzünü gelmiştir. Buraya admin şifreye Türk Telekom yazıyoruz. Oturum aç tuşuna basıyoruz. Geç butonuna basıyoruz. Tamam diyoruz. Buradan sonra sol tarafta DHCP sunucusu bu şekilde olacak. Burayı oynamıyoruz. Burada hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Kablosuz ayarlarına geliyoruz. Buradan istediğimiz şifreyi yazıyoruz. Ben yakanet yazdım. Wi-Fi ismi ve şifreyi değiştirdik. Bu şekilde yaptım. Kaydet diyoruz. Tamam diyoruz. Daha sonra burada genel ağ bölümüne tıklıyoruz. Sol tarafta çalışma modu var burada. Buna basıyoruz. DSL modem olan yeri kablosuz Ethernet yönlendirici olarak seçip kaydet butonuna basıyoruz. Operasyon modu değişikliği cihazı yeniden başlatınca etkin olacaktır. Değiştirmek istediğinize emin misiniz diyor. Tamam diyoruz. Modemimiz yeniden başladı. Şu anda birazdan gelecek. Bekliyoruz. Tekrar söylediğim gibi bu modda modem Wi-Fi yayını yapar. Modemin DSL özelliğini ve modem özelliğini kullanmıyor. Sadece kablolu girip kablolu ve kablosuz dağıtmak için access point gibi kullanıyoruz bir nevi. Modemimiz yeniden başlıyor. Tekrardan sayfaya girmeye çalışıyorum. Modem hala açılmadı. Yeniden yüklediyorum. Acele ettik biraz. Tekrar yeniden yükledim. Evet geldi. Tekrar admin Türk Telekom yazıp oturum aç diyorum. Geç diyorum. Tamam diyorum. Son işlemimiz kaldı. Sol tarafta genel ağ bölümüne tıklayıp WAN bağlantıları olan bölümden E1 internet. Buraya dikkat ediyoruz. E1 interneti düzenlememiz gerekiyor. Sağ taraftan düzenle diyoruz. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Modemimizin 4. portu W1 girişi oluyor. İnternet girişi burası olmak zorunda. Buradan 4'ten internet girişi yapıyoruz. Ethernet kablosuyla modemde 1, 2, 3 ve Wi-Fi'den de internete çıkış yapıyoruz. Giriş portumuz 4, unutmayalım. Buradan E1 internet yazan bölümden düzenle diyoruz. Daha sonra bağlantı türü olan bölümde şurada WAN servis ayarları yazan bölümde
bağlantı türü yazan bölüme köprü modunu seçiyoruz. Bağlantı türü köprü olacak ve kaydet diyoruz. İşlem bu kadar. Modemimizin 4. portu internet girişi, 1, 2, 3 ve Wi-Fi bölümü internet çıkışıdır. Görsellerde göstereyim size. Evet, şurada var bir tane modem. Büyük bir görsel. Evet. Buradaki portlardan 4. port internet girişi, 1, 2, 3 ise internet çıkışı ve Wi-Fi'da internet çıkışı olarak kullanabilirsiniz. Modemimiz budur. İşlem bu kadar. Kolay gelsin.